Kalpten başlayalım, kansere doğru gidelim hocam. 7 damar vücudunda bir anda mı tıkanıklık diyelim? Sağlık açısından hem de bilgilendirme olsun izleyicilerimize. Aslında çok fazla bir şikayeti yoktu benim annemin. Evet. Şeker hastasıydı yaklaşık 15 yıldır. Şeker hastalığına bağlı kalp damarlarında tıkanıklık gelişmiş. Yorgunluk, halsizlik hissediyordu. Ve çok güzel bir ameliyat geçirdi. 7 tane kalbindeki damarı değiştirildi. Güzel bir ameliyat geçirdi. Şu an sağlığına kavuştu ama tabii kontrollere devam etmek mutlaka gerekiyor. Beslenme yerinde. Sağlıklı beslenme çok önemli. Beslenme işte şekerden uzak durulacak, tuzdan uzak durulacak. Aslında kalp hastalıkları çok basit gibi görünüyor ama dünyada yüzdeye vurulduğu zaman kalp damar hastalıklarından ölüm sebebi birinci sıradadır. Ondan sonra kanserden ölüm sebepleri ikinci sırada gelir. Ama biz çok fazla fark etmiyoruz, yani önemsemiyoruz belki. Herkes de olabiliyor, tansiyon olabiliyor, damar tıkanıklığı olabiliyor gibi düşünüyoruz ama kanser ikinci sırada kalp damar hastalıklarıyla ilgili problemlerin hastaya oluşturduğu sonuçlar çok daha vahim olabiliyor. Check-up'ları kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor. Check-up'larımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Ertelememek değil mi hocam? Kesinlikle. Korkmadan, ertelemeden check-up'larımızı, düzenli kontrollerimizi, doktor kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor.